Arkadaşlar Kafalar Kanal'dan hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bilmiş olduğunuz gibi Umre'deyiz. 1 milyon aboneye özel buraya geldik. Hem ibadet etmek hem de sizlere vesile olmak amacıyla böyle bir video çekmeye karar verdik. Buraya gelmemize de vesile olan Sözler Köşkü kanalımız. Arkadaşlar welcome. Mert. Ve Ceyhun. Selamünaleyküm. Bizim gözümüzde onlar İslamiyet'i gerçekten çok iyi anlatan insanlar. Ceyhun olsun, Volkan olsun, Mert olsun. Biz vesile olduk. İnşallah onların kanallarına da abone olursunuz. Alta koyacağız. Siz buyurun abi, bir şeyler söyleyin. Biz değişik olarak Sözler Köşkü olarak daha doğrusu gençken de bu tarz ibadetlerin yapılabileceğini göstermeye çalıştık ve kardeşlerimiz Allah razı olsun bizi kırmadılar. Teklifimizi geri çevirmediler ve biz de geldiler. Sözler Köşkü kanalında İslami skeçler, Tarık Life'lar, sokak röportajları, belgesel videolar, İslami bilimsel felsefi konuları ele alıyoruz. Zaten alta linkini koyacağız. Abone olabilirsiniz. Bayağı reklam yapıyoruz. Sıkıntı yok abi. Abone olur musunuz değil, abone olun arkadaşlar. Bizi seviyorsanız olun. Kesinlikle diyecek. Görüşürüz. Biz umuyoruz. Hadi kaçalım. Kendinize bakın. Sen... Bay bay. Arkadaşlar umremizi bitirdik ve ihramlarımızı çıkardık. Çünkü ihramlarla burada durduğumuzda bize garip garip bakıyorlar. Allah herkese nasip etsin. Çok duygu yüklü bir zamandı, bizim için anıydı. Ben zaten çocukluktan beri istiyordum böyle bir şeyi. Nasip bugüneymiş, ben de çok üzüldüm. İnşallah izlerken siz de mutlusunuz. İnşallah Allah size de nasip eder, ne diyeyim. Ülkemizde şehitlerimiz için de çok bol bol dua ettik. İnşallah devletimiz daha güzel günler görecektir inşallah. Maneviyeti çok dolu bir yer. Hepinize Allah nasip etsin. Buraya yaşlıyken değil, buraya gençken gelin. Çünkü çok yorulduk. Evet. Bilal abi dedi ki... Benim ayağımın altına baksana, parçalandı. Evet. Bilal abi şunu dedi, yaşlı olsaydım bunu yapamazsın, zordu. Gençken gelin, ben ilk umremi kendi okul harçlıklarımı biriktirerek yaptım. O yüzden çok zor değil, yeter ki isteyin. Şimdi arkadaşlar geldik, oturduk, sohbet edeceğiz aramızda. Burayla ilgili sizin de aklınızda kalan soru işaretleri vardır. Biz sadece burada ibadet etme amaçlı bulunmuyoruz bu arada. İbadetimizi edeceğiz. Dışarıda da çoğu yeri size tanıtmaya çalışacağız. İnşallah bir nevi ayrılacağız. Özellikle benim de sorularım var. Sorabilirim değil mi? Tamam, Atakan da sorabilir. Hocam benim de sorularım var.
Bu arada zemzemimizi de aldık önümüze. Bak şuradan geçerken yemin ediyorum. Çok farklı bir şey. Değil mi? Çok farklı bir su. Hani normal su içiyormuş gibi değil. Hadi bir deneyelim. 5 bardak içtin mi? Ve zemzem hakkında İstanbul'dan gelirken bir takım rivayetler mi, gerçek mi, doğru mu bir şeyler duydum. Bunların aydınlanması için de Volkan kardeşimden biraz bilgi almak hatta istiyorum. Hatta sor direkt onu. Diyorlar ki zemzem suyu idrarla dışarı atılmıyor diyorlar. Evet. Bildiğin su bu abi. Bu idrarla dışarı atılmaz. Zemzem suyu sen pardon sen her şeyi biliyordun. Yıllardır milyarlarca metreküp su çekilmesine rağmen kaynağı bulunamadı. Şu an kaynağı nerede bilinmiyor. Zemzeme. Evet aynen. Bir de Japon bilim adamı yapmış olduğu araştırmada şöyle söylüyor. 1000 damla normal suya bir damla zemzem bırakıyor. Geri kalan bütün suyun zemzem olduğunu söylüyor. Ve bakteri bulunduğumdan tek su. Mekke dünyada enle boy oranında 1.618 dediğimiz bir altın orana sahip. 20. yüzyılın başlarına kadar abi evrenin duran olduğu söyleniyordu. İşte Aristoteles gibi Einstein gibi bilim adamları böyle olduğunu söylüyordu. Evet. Ama 1929 yılında bilim adamı Edwin Hubble diye bir adam dev teleskopla yıldızları inceliyor ve yıldızların her geçen gün birbirine uzaklaştığını fark ediyor. Ve diyor ki bilim literatürüne burada şöyle geçiyor. Evren genişlemektedir. Yani kainat genişlemektedir. Zariyat suresi 47. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz göğü inşa ettik ve onu genişletmekteyiz. Yani Allah-u Teala burada gök evren olarak geçmektedir Kur'an'da. Yani evreni kurduğunu, yarattığını ve onu genişletmekte olduğunu söylüyor. Şimdi 1400 sene önce bunu bir insanın bilme olasılığı imkansızdır. Çünkü dev teleskoplara ihtiyacı vardı ki 1400 sene çöğün ortasından bahsediyoruz. İslamiyet'ten birazcık uzak olan kardeşlerimiz vardır muhakkak. Bu videoyu belki izliyorlardır. Onlar için bir soru sorayım ben de. Adamın hiç İslamiyet'le alakası yok. Buraya gelmek istiyor, burayı görmek istiyor. İhramı yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Gelebilir mi sence? Tabii yani bu mevkiye yani, girebilir mi? Ki burası Allah'ın evi. Öyle aşu gelmesin, şöyle olsun. Bu tamamıyla İslam'ın inancında da yok zaten. Aynen. Her gelen gelir, takılır, oteline gider, burada gelir Kâbe'sini görür, araştırır. İslam zaten bu yönden her tarafı kapsayıcı, ondan sonra şefkat, merhamet bildiğini diye. Mevlana'nın da bir sözü var, ben onu hatırlatmak istiyorum. Ne olursan ol yine gel demiş Bilal amca Mevlana. Çok güzel. Çok güzel bir zamanda. Çok güzel bir zamanda bir laf hani, lütfen. Ne olursan ol. Bir dipnot. Atakan'ın festen çıkan saçları, alnından çıkan saçlarını çeker misin? Ama bir şey söyleyeceğim, Atakan'da doğuştan bir iman yok mu sırtında? Ama harbiden bak, sanki bu nurlanmış gibi harbiden ha. Şu sıfatın Müslüman olmama ihtimali var mı ya? Sen var ya. Var, yemin ediyorum ben var ya. Ben ellerini öpeceğim biliyor musun? Kardeşim benim, adam. Yok, öpme ya. Öpme ya, öpme. Para ver diye yaptın onu. Latifeler falan böyle aramızda. En güzel sohbetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Medine'ye varamadım. Gül kokusunu alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım. Böyle şimdi buranın güzel yerlerini ziyaret edeceğiz bu şekilde. Selamun aleyküm. Oluyordu? Bu ne oluyordu burada? Süs mü? Şima. Süs gibi bir şey. Şima, süs değil. Şeyh oluyorsun bunu giyince. Süs mü, şima şeyh gibi gezmek diyorlar buna. Mekke sokaklarında şeyh gibi gezip sizlerle beraber Mekke'yi tanıyacağız beraber. Hadi bakalım. Benim kafam hadi. Olmadı yalnız. Şey olur olur hadi. Yaparız. Olur o zaman hadi. Devam ederiz. Olur olur hadi diyor ya böyle. İslam ala hamsin, İslam ala hamsin.
Evet. Şu an karnımız acıktı ve buranın en meşhur restoranlarından birisine gideceğiz. Elbeyk. Elbeyk'nin ki markada ki. Ki. Ona benziyor işte. Ona benziyor. Beğenemedin mi? Onu beğenmedim. Yallah Bursa'yı o zaman. Yok, şey, yok. Tavukçu. Yok, boşver. Sen hiç söyleme. Çünkü biliyorsun. Ne? Boşver. Hiç söyleme. Tamam. Siz muhtemelen bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki bunlar umreye gitti, gülüyorlar falan, kahkaha, espri falan da arkadaşlar burada öyle bir şey yok. İbadetinizi yapıyorsunuz, ondan sonra gülebiliyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Dün koşarken video attım bir tane. Sadece koşarken. Bilal abi iyi dinle. Şey dediler ya. Sen salak mısın diye öyle hareketler yapıyor. Bu neydi? Tamam. 52 saat çek. Evet abi hep bari. Şey diye. Hep bari. Hep bari. Çok teşekkür ederim. Ticari bekleme yapma. Şimdi Elbeyk'e gidiyoruz. Dayı sıramı kaptı ya. Burada birazdan olay çıkıyor. Selamünaleyküm. Bancım bir şey söylesene. Türkiş. İki tane servis 27 riyal etti. Yanında bir tane ekmek veriyorlar. Ketçap, mayonez veriyorlar. Ben ekstra bir tane daha sandviç aldım tavuklu. Kolasını da bu şekilde veriyorlar. Aynen lan. Aa ben dün ne zannettim çok biliyor musun? Çok enteresan aynen. Ulan ya benim kolamın şeyi kırılmış yani. Kırıldı değil mi abi? Dur bakayım Atakan. Arkadaşlar bunun ağzından kötü bir şey çıkıyor. Atakan'la benim menüm toplamda 27 riyal tutuyor kolayla beraber. Benimki 18. Türkiye'de de normalde böyle ortalama böyle fiyatlar ama tadı gerçekten çok güzel yani. Arkadaşlar şimdi Sözler Köşkü'nün bize hediyesi Umre'ydi. Allah razı olsun hepsinden. Sizlere de bir tane hediyeleri var. Onu da çekilişle vermek istiyorlar. Onun için şeyden, Aziziye'den bir tane iPhone 7 almaya geldik. iPhone 7 32 GB değil mi? Evet. Çekilişin şartları da şunlar arkadaşlar. Biz açıklamaya Sözler Köşkü'nün şeyini yazacağız. Linkini vereceğiz kanalının. Oraya abone olacaksınız. Bu videonun altına da yaptım yazacaksınız. Abone olan yaptım yazacak. Yani, abone olmuşsanız yaptım yazacaksınız. Onlar da çekilişle aranızdan bir kişiyi seçecekler. Yani burada sadece Sözler Köşkü'ne abone olma şartı var. Zaten detaylarını ben açıklamaya yazacağım yine. Bilginiz olsun. Şimdi iPhone 7'yi almaya peki, gidiyoruz. Abone olmadan yaptım yazarsa hocam. Yalnız anlayacağız. Hallediler hocam. Bir şey düşün. Pazarlıkla almaya çalışacağız. Aynen gel. Fatih sıkı pazarlık yok kardeşim. Tamam. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Türkiş? La Türkiye bayağı. Atakan Özgür, Türkiş famous. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Bayağı. You know. Snapchat, Bilalancı. iPhone 7, 32. Okay. Arkadaşlar burada şeymiş, 1700 liraymış. Bakalım pazarlıkta neye çalışıyor. Kaç paraymış? Aslanım be. Haydi aslanım. Senin baban da mı ticaretçiydi be? iPhone 7? Yep. Evet. 32 GB. 22 GB. 32 GB. Yes. 1700'den 2475'e çıkardım pazarlıkla. Gerçekten helal olsun. Çok teşekkür ederim. 2475. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Senin ticari zekanı zaten geçmişten beri hayrandım. Senin ticari zekan. Paket. Gazeteye sar gazeteye. Sar. Arkadaşlar bu arada şaka yapıyorum. Burada merak ederseniz buradan telefon almaya geldiğiniz zaman 2500 riyal ama 2475 yaptı abi. Size yapmayabilir. Beni çok sevdi. Aramız iyi yani. Sen bayağı iyisin ya. Sen muazzamsın. Hacı. Sen muhteşem bir detaysın. İyiydin. Babamın arkadaşı ama. 520. Ciddi söylüyorum. Babamın arkadaşı. Benim babam da Arap'tı. Türk parası. Ciddi söylüyorum. Burada takılıyor hep. Evet. Siyah alalım abi. Siyah mı? Herkes hani unisex anladım. Herkes kullanabilir. Ne biçim konuşuyorsun ya bu videoda? İngilizce bir kelimedir. Yani herkese uygun demektir. Yani seks mesela cinsiyet anlamına geliyor. Erkek kadın anlamında. Bilmeyen arkadaşlar için wikipedia.fatihyasin.com girip inceleyebilirsiniz. Telefonumuzu aldık arkadaşlar. Bakayım. İnşallah. Buyur abi şöyle. Ver gösterelim. Yani bu telefon açılacak arkadaşlar muhtemelen. Tabii pasaportu işletiriz. Yani açılacak derken buradan e-mail numarasını alacak. Kilidini kırmış olacak ondan sonra size olacak. Yani bu telefon
bu şekilde gelecek size. Olarak. Allah razı olsun. Evet. Hadi go to namaz. Yüksek. Welcome Turkey. Şimdi burada Nuri diye bir yer var. Nuri. Nuri süpermarket. Nuri Bilge Ceylan. Pilavcı mı? Orası. Pilavcı mı? Yok kanka, orası süpermarket. Cahil cahil konuşma. Cahil cahil konuşursan yallah Türkiye ya. Eskiden krallık yapmış burada. Yani bir dönem 2010-2011 döneminde krallık yapmış burada benim babam. İyi yaşa değil, iyi yaşa. Hayırlı yaşa. Hayırlı yaşa. Hayırlı yaşa. 252-253. Kimme de ya? Ya ne yapıyorsun ya? Fatih'in babası ne kadar iş varsa, ne kadar zanaat varsa adam babası her şeyi yapıyor abi, böyle bir şey yani. O babamı tanıyayım, ellerinden öpmek istiyorum. Buna biniyoruz. 20 riyal. Bu 1 kilometre 20 riyal. Bildiğin tank lan bu. Kaç evet. Beygir? Beygir, beygir ne demek Atakan sen? Horse. İnkar horse. İnkar hurs vur bana. İnkar hurs. İnkar hurs. Seni vur bana da yürü. Şu içinde geri dönemeyeceğim. Ulan ben. Bir tane video var ya. Dayı. Nasıl sordum Arge? İnkar hurs. Are you cola? Güzeldi. Atakan konuşursan şoförü. Harbiden benzin sulandı ucuz yani. Türküz ya, direkt hesaplamak. Ne kadar ya litresi acaba? Bilmiyorum ama o hemen sorayım. Litresi 90 kuruş kanka. Litresi 90 kuruş. Evet. Yok sen ya. Ciddi misin? Evet sordum. Abi ya çok iyi değil suyu mi ya? Suyu 5 riyal aldık daha pahalı. Aynen. Şu su 1 riyal. 5 riyal mi bu? 1 riyal. Onun bir büyük bu 1 riyal. Riyal. Demek ki 1 riyal bu kadar su. Su daha pahalı su yani. Daha pahalı. Su daha pahalı. Su 0.60, 0.90'ı hesaplayamadım. Benzinin litresi 90 kuruşsa ha. Suyun litresi 2 riyal. Riyal. Su daha pahalı yani. Aynen öyle. Yani su da ucuz tabiri yani. Doğru diyorsun. Bizde bir şey söyleyeyim peki ben. Dizel kovalıyor. Su daha ucuzsa yani. Benzin mi içeceğiz abi şimdi? Ne yapacağız? Aynen. Sen sus Arap. Ben benzin mi içeceğim? Benzin içersen daha iyi çözebilirim. Allah'ını sikercen ya. Arkadaşlar bulunduğumuz bölge Sev Dağı, yani yukarısı Sev Dağı oluyor. Peygamber Efendimizin müşriklerden kaçarken saklandığı mağara değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret ederken müşrikler baskılı bir şekilde 3 gün boyunca şiddetli bir şekilde arıyor. Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'le Sev Dağı'na, mağaraya sığınıyor 3 gün boyunca. Hatta o meşhur bildiğimiz olay da örümcek ağı. Örümcek ağı ve kuşlar yuva yapıyor falan. Yani Mekke'de, Kabe'de gezerken tabii ki çok muazzam etkileniyorsun. Çok kutsal bir yer. Ama böyle dağ toprak gibi bir yere geliyorsun ama hani buradan Efendimizin yürüdüğünü hissediyor. Yani kalbinde böyle bir hoş bir şey. Harbi hoşluk oluyor. Yani buradan yürüdü, buradan gitti, buradan geçti, şuradan geçtiği yerden geçtik. Çok enteresan. Şu çok... an mesela buradan geçmiştir belki ya, de. Tabii buradan oraya çıkmak bu arada 3,5 saat falanmış. Yani biz bu saatlerde çıkmayı pek uygun görmedik kendimiz için. Bir de çok gerçekten çok yorulduk. İnşallah vaktimiz olursa Nurdağ'a çıkacağız inşallah. Nurdağ'a evet. Çıkmaya çalışacağız. Hira mağarası. Çıkan insanlar da var zaten tepede, bilmiyorum. Aynen, görebilirsiniz. Şuradan çıkıyorum. Gözüküyor mu kamerayla? İnsanlar. Yavaş yavaş hepsi yürüyor. Peygamber Efendimiz evet. Burada konaklamış. O yüzden de insanlar buraya konaklama yerleri yapmışlar. Hani sünnet diye. Ve Mina burası. Bu bir vadi. İki dağın arasında olan bir vadi. Ve şey diye geçiyor. Hani Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i buraya kurban etmiyor. Evet. Ama sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldikten sonra eskiden cahiliye döneminde köle oluyorlar. Ondan sonra insan yerine koyulmuyorlar. Bir hakları yok. Ama sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Medeniyet geliyor. Artık kadınlara haklar geliyor. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diri diri çocuklarını gömen insanların önünde sırtına alıyor kızını ve Mekke sokaklarında geziyor. Ceyhun tanıp hiç girmedi mi videolara? Ceyhun daha yeni geliyor. Ceyhun buradaki minare görevi gören. O zaman bir şeytan taşlayalım. Gel kardeşim biz seni atalım.
Hadi beni bir atın o zaman. Çok ya. Uzak oraya kadar gitmezsin sen. Sen savur yine. Sen savur, yine hadi savur. Tabii şakalar, espriler, böyle şeyler yapılabilir. Ya bu kadar şeyde daraltmayın insanları ya. Evet, evet hadi. Şimdi en güzel yerlerden birisine. Çok fena bir yere gidiyoruz. Nur Dağı'na. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidip ayetlerin nüzul olduğu yere gidiyoruz. Haydi. Çıkacağız oraya. Go go. Hadi 300 metre. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve salli Allah. Arkadaşlar bu bölge Nur Dağı'nın olduğu bir bölge. İçinde biliyorsunuz Hira mağarası var. Peygamber Efendimiz'e ilk ayetin indiği, Cebrail'le ilk karşılaştığı mağara var orada. Oraya şimdi çıkmaya çalışacağız. Yarım saat 40 dakika falan sürüyor çıkmak. Arkadaşlar şimdi Nur Dağı'nın dibinden yukarı doğru çıkacağız. Buradan merdivenler yapılmış. Merdivenlerden yukarı çıkacağız. Yaklaşık 40-45 dakika mesafemiz var. Dinlene dinlene çıkacağız. Allah sabır versin. Aynen Allah sabır versin. Ben yorulursam Bilal beni sırtına alacak. Orada maymunlar falan varmış. Atakan'la hemen böyle bir bağlantı kuracaklar. Bakalım bilmiyorum. Burada bile. Şu manevi yerde bile. Oku. Oku. Bir elime ayı. Bir elime güneşi verseniz, ben bu davadan vazgeçmem diyor. Hani sigara gibi küçük bir adet mesela, büyük bir kavimde, büyük bir padişahlarda bu gibi küçük bir adeti bile bıraktırması çok zor değil mi? Ama sonra şöyle bir şey düşün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor, diyor ki, sizin bu yaptığınız var, yanlışlar var ya, hepsini bırakın. İçkileri yavaştan bırakın. Elinizdeki o putlar var ya, hepsini yıkın. Ve böyle bir kavim ve bedevi insandan, dilden anlamaz, kadınları köle olarak kullanan, insanlara hak tanımayan, artık etrafında yüzlerce kölesi olan, büyük ve parası olan, üstün olan bir insan diyor ki hayır, üstünlük parayla, güzellikle, şöhretle değil, üstünlük takvaladır. Her insan hangi tenden olursa olsun beraber olacağız diyor ve öyle bir kavimi tek bir sözüyle, Kur'an-ı Kerim'in kelamıyla o kavimi değiştirmeye başlıyor. Yani bu müthiş bir olay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahumma rabbi hazihi da'vetu tamma ve salatu al-qaime. Hati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete vel derecete rafiyete al-aliye. İlahi ve basu makamın mahmuden el-lezi vaatte inneke la tuhlifu miyad. Allahu ekber. Ma beynehuma ar-Rahman la yemlikun minhu. خطابا يوم يقوم لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Yavaş yavaş dağın zirvesine doğru çıkmaya başladık. Zirveye yaklaştık. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Etraftaki bütün dağlar çok karanlık. Nur Dağı gereğinden fazla aydınlık vakti için. Önümüzü çok rahatça görebiliyoruz. Çok fazla böyle hani ışık buraya doğru vuruyor sanki. Hatta şu an flash vuruyor ama flash'ı indirdiğinde de eğer kamera fark ettirirse şu an nasıl, çok mu karanlık? Yo iyi. Hah. Yani şu an zifiri karanlık var dışarıda. Burada kesinlikle hiçbir ışık yok. Ama yine de gördüğünüz gibi önümüzü görebiliyoruz. Ve aydınlık, çok enteresan bir durum. Şu an geldik, şu aradan girecekmişiz. Biraz dar bir yer. Atakan sen biraz zorlanabilirsin. Fatih daha kolay geçebilir de ben bilemiyorum. Geçersin ya. Herhalde. Geç bakayım. Niye Fatih dedim? Çünkü Fatih'in boyu 1.10 olduğu için. Aşağıda maymun dedi ya, onun şeyini yaptım. Bak geçemezsiniz. Buradan çıkmayın lazım.
Abartmıyorum, öyle güzel bir koku var ki şuradan gelen. Kanka kokla, çek kokuyu. Aynen. Çok güzel bir koku gelmiyor mu? Ayrı bir koku. Ya Allah, 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 ya Allah. Şu an Hira Mağarası'nın tam yanında, arka tarafındayız. Biraz önce ziyaret ettik orayı. Çok güzeldi, efsaneydi. Söylemek isteyeceğim birkaç kelime var. İçeri girdiğimizde çok muhteşem bir koku vardı. İçerideki kayalara böyle elimizi sürtüp gül kokladığımızda gül kokuyordu. Hala kokuyor, bir koklu istiyorsun. Gerçekten güzel bir koku var. Herkesi burayı görmek Allah nasip etsin yani. Anlatılmak, yani anlatılmak hoş olmaz. Sözlerle söylenmez bu hani. Tamamı şu ömrü de yaptığımız her şey gelelim. Şu an bile sözlerden inanılmaz bir yerdeyiz zaten. Yani şuraya baktığımız zaman. Çünkü arkası gözü şu karşıda. Tarafta Kabe var arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var bak. Bir ayetin yanlış olduğunu bana ispatla. İspatla Müslüman abi. Yani İslam biter. Çünkü kelamullah diyoruz değil mi? Allah'ın kitabında kusur olmaz. 2400 seneden kusur bulamıyorlar. Kusursuz bir kitap. Hadi gidelim. Düş bu abi. Az kalsın düşüyordum ha. Arkadaşlar merhaba. Şimdi de hepimiz cin mescidine geldik. Peygamber Efendimiz burada cinlerle beraber tebliğ etmek amaçlı burada toplanıyormuş. Hatta o sıra insanlar buraya girmiyormuş, cinlerle beraber burada konuşuyormuş. Gittiğimiz yerlerde böyle hani arıyoruz falan filan, hani burada varmış, var mı yok mu tereddütünde kalıyoruz ya. Burada kesin var. Burada kesin var arkadaşlar. Yani ya tabii şöyle bir şey cin var. Burada kesin size var. Size %100 gözükecek diye bir şey de yok. Rahmani olanlar size gözükmesi için belki çok tuhaf bir şey olması lazım. Bunun bir ilmi gerek. Bu ilme biz sahip değiliz. Şeytani olanlar da size gözükmesi için ekmek kırıntısına ve soğan kabuğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Basmamak gerekiyor. Basmamak gerekiyor. Bir an önce girelim kanka. Bir de sıcak suyu besmele dökerken bir sıcak çekiyoruz. Dökmemek dökmek gerekiyor. Biz içeri girelim. Sen dışından güzelce burayı... Hi guys bro. Bro buralar pişti biraz ya. Bana benzemeye çalışıyor. Bak ben söyleyecektim, ben de öylesin. Bana özeniyor, dublörüm. Evet. İlk Volkan kardeşimize veda edelim, sonra Mert'e veda edelim. Volkan söylemek istediğim bir şey ben var. Ben size çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bizim beraber birkaç amacımız vardı. Şuydu ki işte namaz ve umre gibi ibadetlerin 45-50 yaşına gelmeden de gençken yapılabileceğini ve bunu yaparken de gayet eğlenebileceğini, gülünebileceğini göstermek istedik. Bunu çok güzel bir şekilde gösterdik. Mekke'deki ziyaretimizin sonuna geldik ve videonun finaline layıkıyla yapacağımız bir yere gideceğiz, Medine'de. Nereye gideceğiz? Onu selamlamaya gideceğiz. Neresi? Ravza-i Mutahara Efendimiz. Bravo, 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 bravo. Alkış, alkış. Yaz bunu ya, yaz bunu ya. Abi tam Arap evet, yani. Gel, gel bak şimdi. Hadi o zaman Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet. Atakan, sonsuz var. Hadi kardeşim, görüşmek üzere. Hadi. Ne abi orası? Burası da Ala Bakırların Cennet Mesnavı'nın eviymiş. Evi mi? Burada namaz kılan bir insan cennete namaz kılmış. Bakın şurası İl Resulullah. Yala Ece. Hem Hamdaz hem o. Burası mı? Yala Ece. Yala Ece. Burası mı? Mezarı burası mı? Evet. Burası içinde mi? Çok şey yapamayacaksın. Burası şey, Peygamber Efendimizin mezarının selamını. Aleykümselam. İçerisi bayağı kalabalık olduğu için çok sağlam bir çekim alamıyorsun. Yani zaten herkes birbirini itiyor. Videoda da görüldüğü gibi böyle tıkış tıkış oluyor. İçeride... Zaten kameramanı da sokamadık, kamera böyle titriyor.
çıkmak istemediler. Sen beni tanıyor musun lan? Sen, ben ilk defa gördüm hayatımda deve. Sen gördün mü daha önce? Atakan, sen daha önce deve gördün mü? Gördüm. Bir kere görmüş olabilirim. Kurban Bayramı'nda falan. Hocam bunlar tüküren değildi değil mi? Tüküren. Lamaydı değil mi? Deve senden daha yakışıklı.